Sevgili dostlarım merhaba. Yeni bir videoda yine karşınızdayım. Dolar fiyatları ne olur? Bu soru çok sıkça geliyor ve bununla ilgili de bir video hazırlamaya karar verdim. Dolar fiyatları özellikle 31 Mart sonrası ne olur? Merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Dolar Türk Lirası fiyatı şu anda 5.30 civarında gidip geliyor. Zaman zaman 5.28 oluyor, zaman zaman 5.35 oluyor bu aralıkta. Yani 10 kuruşluk bir alanda geziyor. Zaten piyasada oldukça sığ olduğu için bu seviyelerde kalması çok şaşırtıcı değil. Görünen o ki 31 Mart'a kadar bu seviyelerde doları tutmaya devam edecekler. Euro da şu sıralarda 6 ile 6.05 arasında gidip geliyor. Orada da çok fazla bir hareketlilik yok. Zaman zaman gelen bir takım verilerle birlikte volatilite dediğimiz yani yukarıya aşağıya doğru hareketlenmeleri görüyoruz. Maksimum 5.15'lere kadar inmişti bir ara ama 5.45'leri de görmüştü aynı dönem içerisinde. Dalga boyunun yüksekliğine bağlı olarak zaman zaman gün içinde bile bu hareketleri yapabiliyor. Şimdi esas sorumuza gelelim. Ne olacak bu doların hali? Buralarda kalacak mı? Daha fazla düşecek mi? Yoksa sert bir yükseliş olabilir mi? Her şey 31 Mart'a kadar stabil diyorum arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim. Yani 31 Mart'a kadar bu seçim süreci içerisinde ne dolarda ne euroda çok sert bir hareket beklemeyin. Çünkü bu konuyla ilgili özellikle Merkez Bankası'nın çok ciddi bir baskısı var. Diğer taraftan BIOP üzerinden yani vadeli işlemler opsiyon borsası üzerinden de özellikle kaldıraçlı işlemlerle Merkez Bankası'nın doları baskıladığını biliyoruz. Diyeceksiniz ki Merkez Bankası'nın doları baskılaması bu kadar kolay mı? Elbette değil. Ama piyasa sığ olduğunda yani çok fazla işlem hacmi olmadığı zaman Merkez Bankaları bunu kolaylıkla yapabiliyorlar. Büyük oyuncular piyasaya girdiği zaman Merkez Bankası aynı tavrını sürdürebilecek mi? Orada aynı gücünü koruyabilecek mi? Koruyamayacak. Bunu defalarca gördük. Nitekim o 6, 6.5-7 seviyelerine hatta 8 seviyelerine kadar yükseldiği günlerde Merkez Bankası tüm çabasına rağmen dolardaki o hareketi engelleyememişti. 31 Mart'ta her ne çıkarsa çıksın sandıktan bu ekonomik baskılama süreci sona ereceği için artık bir şekilde hani diş macunu gibi düşünün bunu. Sıktınız, 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 sıktınız bir yerinden iğneyi bastırdınız. Oradan patladığı an çok şiddetli bir hareketlilik olabilir. Nasıl çok şiddetli bir hareketlilik olabilir sevgili dostlarım? Ekonomide bir takım gerçekleri görüyoruz şimdi. Bazı emareler var. Bakın sanayi üretim verileri açıklandı. Kasım ayında bu. %9.8'lik bir daralma var. Bir yıl içerisinde sanayi üretim veriniz 9.8 oranında daralıyorsa bu çok ciddi bir göstergedir ve bununla ilgili oturup düşünmek gerekir. Çünkü sanayi üretim verisinin 9.8 oranında daralması demek aslında büyümenin de daralacağının net bir işaretidir. Diğer taraftan işsizliğin de net bir işaretidir. Peki biz işsizlik verilerine bakalım şimdi. İşsizlik verileri de %12'nin üzerinde geldi. %12.3. Genç işsizlik de %23.6 seviyesinde geldi biliyorsunuz. Yani işsizlik de her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun üzerine bir de konut satışları ile ilgili bir veri geldi. Orada da %25'e yakın bir daralma gözleniyor satışlarda. Tabii bu genel, total için bakıldığı zaman konut satışlarında ki bu konuyla ilgili ekstra bir video da çekeceğim ben. %25'lik bir daralma konutların toplamını, totalini ifade ediyor. Oysa ki ipotekli satışlar denilen ve piyasayı aslında domine eden tarafa bakıldığı zaman orada ciddi bir düşüş gözleniyor. Satış oranları %77.2 oranında düşmüş sevgili dostlarım. Yani çok ciddi bir düşüşten bahsediyoruz. Bütün bunları göz ardı etmeyelim. Enflasyon baskılanmaya devam ediliyor. Boyuna sepet değiştiriliyor falan filan. Ama enflasyonun bence esas göstergesi olan gıda fiyatları %50'nin üzerinde artışlar gösteriyor. İşte oraya da tanzim vesaire gibi bir takım küçük yamalar yapmaya çalıştılar. Ama o tanzimlerde aslında pazar fiyatlarını daha da yükseltti. Çünkü tanzimler malı çekiyorlar, uygun fiyata veriyorlar. Bu sefer pazarlar veya işte pazar benzeri yerler, manavlar, küçük bakkallar, marketler falan büyüklerden, zincirlerden bahsetmiyorum. Tekil olanlardan bahsediyorum.
Bunlar mal bulamamaya başladılar ya da bulsalar bile pahalı fiyata bulmaya başladılar. Oralarda fiyatlar yükselecek. Gerçi büyük ihtimalle bunlar şimdi Tanzim satıştaki fiyatları baz alacaklar. O da nasıl bir kriter olacak onu da bilemiyoruz ama günün sonunda enflasyonu %20'ler seviyesinde sabitlemeye çalışıyorlar. Onların da çok umudu yok yani %20'nin altında bir enflasyonu zaten ne kadar kalem oynatsalar da ne kadar bu tip operasyonlar yapsalar da indirmeleri mümkün değil. Ama sonuç itibariyle %20'ler daha kaldırılabilir seviyeler gibi görülüyor. Diğer taraftan yine enflasyona bağlı bir başka veri biliyorsunuz faiz cephesi. Faizlerde de %25'ler artık önümüzde. Piyasa faizlerinde daha yüksek seviyeler konuşuluyor. Özellikle bankalar kredi verirken %30'un üzerinde faiz oranlarını konuşuyorlar müşterileriyle. Çoğu kişiye de zaten mümkün olduğunca kredi vermemeye çalışıyorlar. Çünkü batık kredi oranları giderek artıyor. Konut satışlarının düşmesinde de önemli bir etki bu. Çünkü bankaların elinde çok ciddi miktarda konut birikmiş durumda. Sonuç itibariyle borçlunun evi gibi görünüyor ama borçlu kredisini ödeyemez durumda. İşinden olmuş, işte borçla harçla geciktirerek kredilerini ödüyor ama belli ki batık kredi olacak. Bu da bankaların elindeki konut stoğunun artması anlamına geliyor. Dolayısıyla o konut stoğunu da boşaltmak zorunda kalacak yarın öbür gün. Tekrar söylüyorum bu konuyla ilgili çok önemli bir video çekeceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Mutlaka izleyin. İşin özeti şu sevgili dostlar. Yani bu faiz etkisi konut sektörünü zaten yerle bir etmiş durumda. Ve faiz etkisi de devam edecek. Öyle gözleniyor. Büyüme verileriyle ilgili %2-3 civarında yani 2,3 diyenler var, 2 diyenler var, 2,5 diyenler var ama resmi yazılardan %2,3 gibi bir rakam çıktı. Önümüzdeki sene içerisindeki büyüme verisi ki ben onun çok 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 altında bir veri bekliyorum. Hatta resesyonda beklediğimi söyleyebilirim. Şu anda sevgili dostlar biz kriz falan yaşamıyoruz bir kere onu söyleyelim. Biz daha krizin başındayız. Krizin başında bile değil, krizin girişindeyiz. Bundan bir sonraki adımda krize gireceğiz ve daha da derinleşen bir süreci yaşayacağız. İşte o süreç korkutuyor beni. Onunla ilgili çünkü hiçbir önlem alınmadığı gibi hala seçim ekonomileriyle ekonomi yürütülmeye çalışılıyor. Küçük tedavilerle, pansumanlarla falan iş geçiştirilmeye çalışılıyor. Yanlış olan da zaten bu sevgili dostlarım. Neyse konutla ilgili kriz bir kere kaçınılmaz görünen o. Yani konut satışları eğer bu kadar düştüyse düşmeye devam edecek. Çünkü bir de insanlar konut alıp kirasını da alamama riskine girmektense parasını götürecek bankaya yatıracak. %25 paşalar gibi faizini alacak. Onunla da rahat rahat hem geçinecek hem de istediği zaman parasını alıp başka alanlarda kullanabilecek. Onun için çoğu insan konut almıyor sevgili dostlar. Enflasyon yukarıda dedik, faizler yukarıda dedik, işsizlik verileri yukarıda dedik, sanayi üretimi diplerde dedik, düşüyor iyice. Büyüme kötü durumda, kötü durumda olmaya da devam edecek. Bu resesyonun bir habercisi olabilir dedik. Başka ne verisi istersiniz? Yani bazı yorumlar görüyorum çünkü hani biz sanki böyle felaket tellallığı yapıyormuşuz gibi yorumlar yapmışlar. Hiç alakası yok. Biz durum tespiti yapıyoruz ve öngörüde bulunuyoruz. Durum tespitleri sonrasında da isteyen bizim söylediklerimizi dinler, istemeyen dinlemez kardeşim. Sonuç itibariyle bu tamamen sizin kararınız. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Buradaki ekonomik verileri sizler için değerlendirmeye çalışıyoruz. Gelelim dolara tekrar. Bu koşullar 31 Mart'tan sonra daha da derinleşir ise ve çok acil bir şekilde hükümet harcamaları için kaynak bulamaz ise, yani para bulamaz ise ve bu bulduğu paranın maliyeti yüksek olur ise, yüksek olmaması için tek şansı var IMF'ye gitmek. IMF'ye gittiği anda da önemli tavizler vermesi. İşte o tavizleri verdiği anda tamam o parayı ucuz krediyle alır ama Türkiye'nin işsizlik sorunu daha da büyür. Çünkü üretimle ilgili IMF ciddi kısıntılar yapacak, vergileri arttıracak, tarım sektörünü yine bitirecek. Dolara da etkisi şu olur, IMF söylentileri başladığı an itibariyle zaten hep böyle olmuştur. Önce bir devalüasyon olur. Dalgalı kurda devalüasyon yoktur biliyorsunuz. Kur kendi içerisinde dalgalanır ama sonuç itibariyle orada çok hızlı bir yükseliş olma ihtimali var. Yani dolar bir anda 9 liraları, 10 liraları, 11 liraları görebilir. Bu ciddi bir yükseliş anlamına geliyor. Bu enflasyonu da tetikler çünkü girdilerimiz ithal oranlı. Enflasyon tetiklenince faizi de tetikler. Faiz tetiklenince işsizliği de tetikler. Yani bir zincir, hani Sazan Sarmalı diye bir film var ya,
son zamanlarda pek meşhur oldu. O sazan sarmalı gibi bir sarmalın içerisine girer Türkiye. Çıkabilmesi çok uzun zamanını alır sevgili dostlar. Dolar ne olacak sorusunun cevabı budur. Belki gerçekten iyi tedbirler planlıyorlardır da bizim haberimiz yoktur. Ki benim gördüğüm herhangi bir şey de yok, haberim de yok. Diğer taraftan seçim ekonomisi dışında da bir şey göremiyoruz ne yazık ki. Günün sonu itibariyle böyle giderse ekonomik veriler bu şekilde devam ederse sadece pansuman tedbirleriyle esas tedbirler alınmasından hep kaçınılırsa dolardaki yükseliş devam eder. Bugünlerde 5.20-25 seviyesinde ama bir bakarsınız seçim sonrasında çok hızlı bir hareketlilik olabilir. Tabii bunların hiçbiri söylediklerimizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Altını özellikle çizelim. Biz size herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece ekonomik verilerden yola çıkarak bir takım öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz. Yani buna göre bir yatırım pozisyonu falan alın da demiyorum size. Bunun sorumluluğunu da kabul etmiyorum. Sadece bu tip sorular çok fazla geldiği için ben de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim efendim. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanala abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve aynı zamanda da yorum yapmayı ihmal etmeyin efendim.